İllüstratif bir kitapla alakalı başka bir örnek bu da. Diyelim ki kapağından itibaren daha farklı bir versiyonu olan, içerisinde kitabın kendine has özelliklerini biraz daha taşıyan, tabii bunun da elektronik versiyonu olabilir bu arada, zenginleştirmiş hatta evet. Videosu, sesiyle beraber. Bunların başka şeyleri var, yaklaşımları var ama sonuçta içerik içerik, evet. Yani çiviler ağzına batmaz mı senin, çok severim. Bu arada inanılmaz bir öyküdür ama en büyük problemlerinden bir tanesi o öykünün bulunduğu kitabın o kitapçılarda olmama ihtimalidir. Yani evet. Gittiğiniz zaman bulacak mısınız, ben bundan şüpheliyim. İşte elektronik yayıncılık bunun önünü inanılmaz derecede açan opsiyonlar sunuyor hepimize. Neden çok uzattım, açıyor? Kusura bakmayın. Ben biraz onunla alakalı size bilgi vereyim. Türkiye Cumhuriyeti kurulalı 91 yıl olmuş değil mi? Biz 1987 yılından itibaren ISBN sistemine geçmişiz. Yani 1987'den ISBN bugüne ISBN, kadar evet. ISBN, yani uluslararası seri numarası kitapları aldığımız numara. 400 bin tane kitabımız var. 1987'ye kadar olan kitapları bilmiyoruz. Kaç adet yayınlanmış, kim yayınlamış, nasıl yayınlamış bilmiyoruz. Ancak bir araştırma konusu var. Burada bir problem var. 400 bin tane kitap yayınlanmış olduğunu biliyoruz. Bu kitapların 170 bin tanesi şu anda dolaşımda. Ama bir kitap evine gittiğiniz zaman 10 bin veya işte biraz daha... 10 bin güzel bir rakam. Çok biraz iyi bir rakam. Biraz daha geniş, büyük bir mağaza olsun diyelim. Evet. 15 bin tane. Kitapla karşılaşabilirsiniz. Yani ve bu 170 bin kitabın da 140 bin tanesinin baskısını bulabilirsiniz. Bu 140 bin tanenin de en az 10 bin 20 bin tanesi aynı kitaplardan oluşur. Kalır mı elinizde 100 bin kitap? Bu kadar. Yani elektronik kitabın önü o kadar açık ki aslında. Tabii. Yani baskısı olmayan kitaplarınızı siz tekrar devreye sokabilirsiniz. Hatta o hep devrededir. O hep devrededir. Hatta yani işte hani gözünüzden çıkarmışsınızdır. İşte mizampacı sizdedir, kapağını yaptırmışsınızdır, basmışsınızdır, işte bir daha basmayacaksınızdır. Hem onu değerlendirme açısından, hem arşiv tutma açısından, hem de yeni kitapları e-kitaba dönüştürme ve piyasaya sürme açısından çok önemli bir sistem bence. Ama biz bunu niye yapmıyoruz? Dedim ya, 400 bin tane kitabımızın ISBN'i var ama şu anda 10 bin tane kitabımız var bizim. Bu bizim ağlanacak halimizdir.